Bismillahirrahmanirrahim, Kitab-ı Siyer. Şimdi e, yeni bir konu, yeni bir başlık, Kitab-ı Siyer. Burada devletin, İslam devletinin, halifenin cihat yükümlülüğünü konuşacağız inşallah. E, şimdi siyer demek aslında hani e, normal lügat itibarıyla gitmek manasındadır, siyer. E, burada genel manadaysa, ıslahi manadaysa aleyhisselam efendimizin hayatının kesitlerini anlatan ilme siyer diyoruz. Tarihin bir kısmı yani tarih ilminin bir at başlığı siyer Aleyhisselam'ın e, neyi? Hayatını anlatan eserler. Bir de daha özelde Megazi diye, mesela kitab Megazi gibi, Vakidi gibi alimlerin eserleri var. Bu da Aleyhisselam Efendimizin seferlerini anlatan kitaplardır. Daha sonraki yıllarda e, ...Megazi Siyer'in bir alt başlığı olmuştur. Siyer daha da genişlemiştir. Aleyhisselam'ın tüm hayatını anlatmıştır ama... ...fıkıh kitaplarında Siyer meselesi... cihat ahkamını anlatan e, konulardır. Konuları işleyen e, başlıklardır. Diyelim. E, peki neden Siyer'dendi? Çünkü hani gitmek, cihat gitmek de olur. Kafirin beldesini talan etmek de olur. Bir gitmenin... ...benim e, gitmek sonucuyla başlayan bir iş olduğundan... ...o yüzden kitabı Siyer Ama konumuz Siyer deyince nedir... Fıkıh kitaplarında cihat ahkamıdır. Peki, el-cihadu. Peki cihat nedir? Cihat, mücahede etmek. Yani kişinin olanca gayretiyle e, çalışmasıdır. Hem nefse karşı hem düşmana karşı olanca gayretini sunmasıdır. E, cihat deyince kafire karşı kılıç sallayıp, onu dizginletip, onu dizgine alıp e, küfrünü yaymasını engellemektir aslında. Aleyhisselam Efendimiz el cihadu madin ila kıyame. Kıyamete kadar cihad devam edecektir buyuruyor. Ümmete böyle bir farzın olduğundan bahsediyor. Aleyhisselam. Şimdi burada diyor ki el cihadu bed'en minna. Yani bizden başlayacak olarak. Ya yani Bizim başlattığımız hani şöyle bir durum var. Bazıları cihadı, savaşı sadece Müslümanlar savunma pozisyonunda olursa caiz kabul ediyorlar. Böyle bir e, anlayış var, inanış var. Bu doğru mu? Hayır. Aleyhisselam Efendimiz'in yalnızca savunma pozisyonu aldığı savaşları var, evet. Hendek'te görüyoruz mesela, e, Uhud'da görüyoruz mesela aslında. Ama Bedir gibi, Mekke'nin fethi gibi, Hayber gibi veya pek çok mesela yine Megazis'inde Aleyhisselam'ın bizzat saldırdığını da görüyoruz. Yani sadece İslam e, savunma pozisyonunda savaşa müsaade eder, başkasına müsaade etmez gibi bir anlayış doğru değildir. Bilakis Aleyhisselam'ın emriyle başlayan, halifelerin emriyle başlayan savaşlar olmuştur ve e, kafire karşı küfrünü, tasallutunu e, yıkacak, kıracak, onu düşman, Müslümanlara karşı güçlerini kırması adına Müslümanların da e, başlattığı bir savaş pozisyonu olmalıdır. O yüzden el cihadu bed'an minna bizden başlayacak olan ata bizim yapacağımız cihat fardu kifayetin farzı kifayedir. Yani tüm ümmetin sorumluluğundadır ama bazıları yaptığında bir kısım yaptığında diğerlerinden bu sorumluluk düşer. İza el ba'du bir kısım Müslümanlar bu kafire karşı kafirin gücünü kırmak için cihadı üstlendiğinde iza bihi el ba'd Müslümanların bir kısmı bunu yaptığında sakata anil kul geriye kalan ümmetin tamamından bu vazife düşer. Yani kafirle Müslümanları kuşatan, Müslümanlara zarar veren bir küfür ordusuyla mütemadiyen cihat eden, yazlık kışlık seferler düzenleyen bir Müslüman grubu varsa tüm Müslümanlardan bu vazife düşer. Ama ve interakehu el kullu herkes Müslümanların tamamı düşmana karşı saldırmayı terk ederse, düşmanla cihat etmeyi bırakırsa etimu herkes günahkar olur. Bütün Müslümanlar kafire karşı cihadı terk ettiği için Müslüman olur. Mesela bizim yine fıkıh literatüründe Ahkam-ı Sultaniye diye kitaplar var. İşte İmam Maverdi'nin ve Semel gibi. Bunlar da devlet başkanının, halifenin vazifeleri anlatılır. Orada mesela der ki yazlık kışlık seferler düzenlemek, Müslümanların zekatını toplamak, kafirden cizyeyi almak, ganimeti almak ve bununla ordular tertip etmek Müslüman emirinin, halifesinin neydir? Bir vazifesidir. Mesela biz artık Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın e, valilik ve hilafet döneminde kafire karşı, Roma'ya karşı yazlık-kışlık seferleri artık standartı oturttuğunu, hem yazın hem kışın sefere çıktığını görüyoruz. Aslında düzenli olarak kafire karşı bu tertipli saldırıyı da yine Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın bir tertibi olarak tarihte görüyoruz. Müslümanlar kafire karşı saldırmayı terk ederlerse, kafiri e, tasallutlarını Müslümanlara karşı olan zulümlerini bitirmek için onlara cihadı terk ederlerse bir grup dahi olsa terk eden bütün müminler artık ne olur? Günahkar olur. Çünkü bu farz-ı kifayedir. وَلَا يَجِبُ عَلَى ve وَمْرَأَةٍ Kadına, çocuğa cihat yapmak farz değildir. Ve <laughs> abdin veya köleye ve ama köre ve muqadin kötürüme ve akdain veya eli ayağı kesilmiş olana. Çünkü bunlar acizlerdir zaten. Mesela kadının cihada katılmasıyla alakalı birazdan bahis gelecek. Katılabilir mi? Bazı geri görevlerde kadınlara e, ihtiyaç olabiliyor. O zaman caiz olur. Onu az sonra konuşacağız. Hocam. Evet. Şimdi faas kufaya fazla yapınca Mesela Afganistan bir kafir dizin bizden düşüyor mu yani? Şimdi şöyle, Çok şimdi önceden. günümüzde e, şimdi önceden alemi İslam, Müslümanlar bir, kafirler bir olarak ayrılıyordu. Bugün siyasi sınırlarla 50 küsur İslam ülkesi var. E, Afganistan'a saldıran Amerika'nın, Rusya'nın e, bu saldırısı Afganistan özelinde kalıyor bir yerde. E, ve Afganlar buna e, cevap veriyorlar. İşte dünyanın diğer taraflarından bireysel Müslümanlar hareket ettiler. Oraya cihada katıldılar. Aynısı Çeçenler'de oldu, Bosna'da oldu. İşte Suriye'de, Irak'ta, Suriye değil de Irak diyelim mesela. E, ya yani buralara şimdi saldırı olduğunda aslında tüm Müslümanlar mesul. Ama diyelim ki şu an bütün Müslümanları tehdit eden bir kafir devlet var. İşte İsrail. Tüm Müslümanları tehdit eden bir durumda. İsrail'e sadece şey işte Yemen'in savaş açıp onu oyalaması tüm e, alem İslam'ı bu farz ibadetten düşürüyor. Veya işte Ürdündeki grupların, Lübnan'daki grupların veya sadece Filistin'in yerel halkının İsrail'e cihat et ilan edip onları oyalaması tüm Müslümanlardan düşürürdü normalde. Ama durum bugün tam tersine İsrail işgal etti, saldırıyı başlatan İsrail oldu bu durumda ve bu noktada şimdi tam da diberde gelecek fein hecemel aladuvu eğer düşman hücum ederse düşman Müslüman memlekete hücum ederse o zaman fe fardu aynin farz ayn olur. Her Müslümanın bu cihada karşı e, mücadelede bulunması gerekir. Hatta o zaman e, İslam memleketine saldırıldı. Fetah meratu kadın da savaşa çıkar ve abdu köle de çıkar. Hatta bila izni zavci vel mevla Kadının kocasının izni olmadan, kölenin efendisinin izni olmadan bu savunma savaşına çıkar. Çünkü niye? Düşman tasallut etmiştir memlekete. Artık onu def etmek, onu saldırı e, hani püskürtmek tüm ümmetin, tüm o memleketin vazif, vazifesi olmuştur. Bugün İsrail'e aslında tüm Müslüman ülkelerin çünkü İsrail Filistin'i e işgalle durmadı. Bak şey, Suriye'ye sıçradı, Lübnan'a sıçıyor, Ürdün'ü şu an tehdit ediyor. Bir sonraki hedefi belki Türkiye olacak. Bu adam zaten geniş söylemeci bir politikayla adım adım hedefine ilerliyor. Bu durumda e, ve orada da durmayacak. Zaten ekonomik anlamda, siyasal anlamda tüm e, dünya devletlerini Kıskaca almış bir durumda. Aslında toplu bir kıyamın, toplu bir cihadın bu ülkeye karşı başlaması gerekiyor aslında. Ama e, işte bütün bunları tertip edecek, e, mesela e, küçük grupların e, silahlandığında bunları işte e, tekfircilikten veya tamamen e, silah bırakmak gibi bir zilletten, terörize olmaktan, manipüle olmaktan müdafaa edecek bir zemin lazım. Bu zemin peki ne? bir halifenin tüm mesuliyeti, tüm taktikleri, tüm her şeyi üstlenerek, tertip ederek harekete geçirmesi bu güçleri. Bugün zaten halife olmadığı için, Müslümanların arasında bir siyasi bütünlük, birlik olmadığı için içinde bulunmuş olduğumuz zillet durumuyla karşı karşıyayız. Oldu mu? Yani hocam. Şimdi hepimiz mesulüz. Biz düşman aç, savaş açarsa söylediniz de. Hı hı. Mesela biz açınca mesela Afganistan saldırsam böyle Tamam Afganistan şu an tüm e, Müslümanların Amerika'ya savaşması gerekiyor diyelim. Öyle bir siyasal durumdayız. Sadece Afganistan evet biz e, şu an bu savaşı başlatıyoruz deyip e, fiilen çatışmaya başlattığında veya savaşı başlattığında farz-ı kifaye diğer memleketlerden ilk etapta kalkar. Ama sonra e, tek başına Afganistan güç yetiremeyeceği için buna destek olmak diğer Müslüman memleketlerinin vazifesi olur. Peki, oldu mu? Şimdi saldırı olduğunda olduğundaysa kafir tarafından tüm Müslümanların kadın erkek fark etmez çıkması gerekiyor dedik. Ve kuriha el-cu'lu, cu'l vergi demek arkadaşlar, vergi. E, ve kuriha el-cu'lu ve halifenin cihat ilan etmek için vergi talep etmesi mekruhtur normalde. Özellikle vergi talep etmesi savaş için. Niye? Çünkü e, cihat bir ibadettir bir yerde bir taattir. Yani ibadet için para talep edilmesi. Çünkü halifenin zaten vazifesi bu. Bunu tertip etmek. Ancak inkâne fey'un yani devlet hazinesinde fey varsa. Fey ne demek? Şimdi ee, düşmandan ganimet alınıyor ya. Bu ganimetin beşte dördü savaşan askere dağıtılır. Beşte biri ee, beytül malındır. Ha, devletin hazinesine gelir. Yeniden cihat tertip etmek. Müminlerin başka masraflarını karşılamak için hazineye alınır. Ve yine aynı zamanda İslam memleketinde yaşayan kafirlerden cizye alınıyor. Bu cizyeler, bu feyler yeni bir cihadı tertip etmek için de kullanılır. Çünkü bir masrafta budur. Eğer kasada, hazinede, beytülmalda fey varken halifenin zenginlerden özel savaş vergisi alması mekruh görülmüştür. Çünkü bu bir ibadet, bir taattir. Buna para bulaştırmak doğru değildir. Ve illa eğer hazine buna yeterli değilse, mesela günümüzde güncel bir konuydu. 100 bin TL kredi kartı limiti olanlardan 750 TL ne oldu? E, ee, savunma sanayine bir bütçe. Ek bütçe için e, vergi konması istendi. Herkes ayağa kalktı mesela. Normalde e, devletin ihtiyaç dahilinde e, özel vergiler koyması caizdir. Ancak vergi sistemini adaletle çalıştırıyor. İsrafın önüne geçiyorsa. Mesela e, yani İslam tarihinde e, Abbasiler döneminde böyle bir vergi düzenlemesi olduğunda ulemadan sen önce saraydaki harcamalarını azalt diye itirazlar olmuştu. önce israfı bitir veya senin işte e, atiyelerinle, bahşişlerinle zenginleşen devlet ümerasından vergi al sonra halktan alırsın diye fukahadan red edenler de olmuştur. Ama eğer hazinede bir şey yoksa Beytülmal bu cihadı tertip edecek güce sahip değilse fela yeni bir mekruh, e, vergi mekruh olmaz. Oldu mu? <laughs> şimdi bu izâ hasarnâhum düşmanı kuşattığımızda tabi şimdi bu kitabın yazıldığı devre ortaçağ İslam e, e, dünyasında yazıldı ve İslam'ın hükümleri en çok ortaçağ döneminde şehirler nasıldı? Surlarla çevrili bir yok, yapıda şey, surların içerisinde ordunun e, işte, ordugah var halkın evleri var surların dışındaki şehirdeyiz ne var? köy yerleşkeleri var veya işte mezralar, bostanlar, şehri besleyen hayat kaynakları var. Böyle bir noktada şehir kuşatması mümkün olan bir e, sahneyi anlatıyor. Günümüzde şehir kuşatması diye bir durum artık yok. Çünkü şehirler kuşatılamayacak kadar büyük. Ee, ne oluyor peki artık? Bir şehri kuşatmak, işte mesela Gazze örneğinde olduğu gibi... ...karadan sınırları kapatıyor İsrail. Denizden sınırı kapatıyor. Hava geçişini de engelleyince şehir kuşatılmış oluyor aslında. Abluk altında alınmış oluyor. Bugün mesela biz de bunu güncelleştirerek diyelim ki e, ne yapacağız? İsrail'e savaş açıyoruz. Önce e, İsrail çevresindeki bütün kara sınırlarını tutarız. E, oraya hava geçişini de engelleriz bir şekilde. Muhasara altına almış oluruz. Yani teslime zorlayacak, e, oranın tüm şartlarını sona erdirecek bir kuşatma sağlayabildikten sonra ne ilal İslam. İslam'a davet edilir kuşatıldı e, kafirler. Sonra İslam'a davet edilir. Fein <laughs> eslamu eğer İslam'a giderlerse problem yok. Tamam. Ve <laughs> illa eğer Müslümanlığı kabul etmezse bu kafir topluluğu fe <laughs> cizyeti o zaman İslam devletine bağlı kalıp cizye vermekle teklif götürülür. Madem öyle cizye verin bize size savaş açmayalım denir. Ve inkânu min eğer onlar cizye ehlindense yani cizye vermeye Şimdi cizye kimden alınır? Ehli kitaptan Yahudi da Hristiyan'dan, e, mecusilerden, e, acemler, yani Arap olmayan putperestlerden, Budistlerden filan alınır ama mesela Arap'ın putperestinden alınmaz onlar veya mürtetlerden cizye alınmaz bunlardan. Ya kılıç ya İslam. E başka bir seçenekleri yok onların çünkü. Evet, e, hocam. Çünkü Arapların putperestleri neden cizye vermezler? Çünkü Aleyhisselam efendimiz umirtuenu Hatta yaqul eshaden la ilahil ben insanlarla onlar kelime-i şehadet getirinceye kadar savaşmakla emrolundum rivayetini Umurtu ennukatilen nas yani el-Arap diye ulema çağrı etmişlerdi. Çünkü aleyhisselam Araptır. Arapların içerisine önce gönderilmiştir. Ve Araplar aleyhisselam kendilerinden olması hasebiyle bu dine girmek mecburiyetindedirler. Asabiyet gereği. Ya bu dine girecekler ya da yok olup gidecekler. Diğer milletlerdense cizye verip, vergi verip, İslam devletini tanıyıp onun büyüklüğünün altına girip yaşama hakları var. Tamam. Oldu mu? Peki. Kadı şey halife onlara cizye teklifi götürür İslam'a girmezlerse ve yubeyyinu lehum kadraha onlara ne kadar ödemeleri gerektiğine dair bir e, açıklama yapar. Bir saniye. Ve meta ve ne zaman vereceklerine dair bir e, yine şey yapar açıklama yapar. Fein inkabilu eğer bunlar kabul ederlerse hani cizye ödemeyi kabul ederlerse felehum onlar için malena bize olan vardır. Yani bizim için can ve mal güvenliği gibi emniyet onlar için de vardır. Ve aleyhim ve onlara vazife olarak da ma aleyna bize düşen şey vardır. Ya yani mesela Müslümanlara zekatın farz olduğu gibi onlara da cizye ödemek farz olur gibi. Oldu mu? Ya yani bizim vatandaşımız oluyorlar. Peki ve harume qitalu men lem Kendisine tebliğ ulaşmayana, yani İslam'ı duymayan, İslam'dan bir haber olanlarla savaşmak haramdır. Men lem tebluğuhu davetu. Davet tebliği olmayanlara savaş açmak haramdır. Kable en yudu'a, İslam'a çağrılmadan önce. bir kabileyle karşılaştık, İslam'ı duymamışlar. Onlara İslam'ı anlatmadan, İslam'ı davet etmeden savaş açmak caiz değildir. Ya bu aslında hani ilerlemeci bir fetih anlayışı var ya mesela Emevi İslam'ında yani bugün Emevi İslamı diye eleştirilen bir tarih var biliyorsunuz. Halbuki Emeviler e, Müslümanlara fetihin e, en parlak dönemini yaşatmışlardır. Bugün alemi İslam e, ulaşmış olduğu sınırların tamamına yüzde 80-90 bandında Emeviler döneminde ulaşmıştır. Yani mesela Emevilerden sonra en güçlü devlet hangisidir? İslam devleti Osmanlı'dır. Osmanlı'nın İslam'a kattığı topraklar neresidir? Balkan coğrafyası sadece. Yani işte bugün tutun Edirne'den Viyana'ya kadar o Balkan coğrafyasıdır. Müslümanların Osmanlı'nın İslamlaştırabildiği topraklar. Ama geriye kalan bütün alemi İslam Çin'den Endülüs'e kadar tüm o coğrafya %80 bandında Emeviler marifetiyle fetholunmuştur yüksek oranda budur yani. Ee, hani Emeviler'in o dönemini düşünün. Hep böyle yayılmacı bir şekilde orada ilerliyor. Bir kabileyle karşılaştı. Haberleri yoksa i̇şte Berberiler İslam'ı duymamışlar. O Kuzey Afrika'daki vatandaşlar mesela. Ee, o zaman tebliğ edilir. Tebliğ edilmeden önce onlara savaşmak caiz değildir. Ee, tamam burası oldu. Ve nüdbe davetu men belagatku. Ama İslam'ı duymuş, men belagatku, kendisine tebliğe ulaşmış, İslam ulaşmış ama İslam'ı kabul etmeyenlere davet göndermek, İslam'a gelin diye davet gö göndermekse nudübe menduptur. Peki, tayn eğer bunlar İslam davetinden yüz çevirirlerse, nestainu billahi Allah'tan yardım dileriz ve nukatiluhum ve onlarla savaşırız. Ne yaparız mesela? Şahane, kaleleri kuşatıyoruz ya, şehirleri surlarla şeyleri şeyleri kuşatıyoruz ya. İşte binas bil menaciqi, e, Mecanet mi sizde? Yeah. Tamam. E, mancılıklar kurarak, hani şehri kuşatacağız ya, mancılıklar kurarak. Mesela bugün işte füzeler e, göndererek mesela. Havalimanlarını vurarak, onların e, as askeri bölüklerini, askeri yerlerini vurarak gibi. Ve tahriyik yakarak, yani dışarıdaki e, onların gıda yollarını, ekinlerini, ağaçlarını yakarak. ve tahriyik veya boğarak, nasıl boğarak? Şehre giren bir kanal vardır. O kanalı su olarak, mesela su biriktirilir o kanala böyle. Bir anda su basılarak şehre, bir anda suyu fazla vererek insanları boğdurarak yani mesela. Bugün ne yapılır? Barajlar vurulur mesela. Gidersin bir şehrin barajlarını vurursun, şehri sel basar. Yani, e, oradaki küffarı teslime zorlarsın. İşte e, hava uçlarını vurursun. Başka ne yaparsın? E, i̇şte gıda silolarını vurursun. Şehri teslime zorlarsın yani ve kat il eşcar e, işte ağaçlarını keserek ve ifsadi zuru ekinlerine zarar vererek ne yaparsın onları kuşatırsın. E, bütün bu şeyler düşmanı teslim etmeye zorluyor. İşte bunların güncelleri silo vurmak, işte barajları patlatmak, hava üstlerini vurmak gibi bunu düşünebiliriz. Ve nermihim, ve onları vururuz. Ve in tetarasu tetarasu yani siper alırlarsa bile, onlar siper alsalar bile Neyi? Bir usara'l Müslüman esirleri kendilerine siper alsalar bile. Mesela ne yapıyorlar? Hamas ne yapmıştı? Kaçırdıkları Yahudileri kendi evlerinin altlarındaki o işte tünellerde saklayarak topyekün İsrail'in vurmasına bir şekilde engel olmaya çalışmıştı. Ama İsrail yine topyekün vurdu halbuki. Peki biz ne, ne yapacağız? Kafir Müslüman esirleri Kendilerini siper almış. Bizim onları vurmamızı engellemeye çalışıyorlar. Biz buna rağmen ne yaparız? Onları vururuz. Ve naksiduhum bihi. Kafirleri kastederek atışımızı yaparız. Yani mesela eski şekli düşünün. Müslümanları bir cepheye dizdiler mesela. Diyelim ki surlara Müslüman esirleri dizdiler. Siz topla vuramıyorsunuz surları. Müslüman esirler var diye. Siz bu sefer Müslümanları aşırtıp arkadaki kafirleri vurmak niyetiyle o ok katışı yapıyorsunuz, sop atışı yapıyorsunuz diyelim. Ama arada Müslümanlar da şehit oluyor. Buna rağmen kafiri vurmak kastıyla vurulabilir. Mesela güncel alalım bunu. Müslüman esirlerin alındığı bir yer var. Siz işte hani beton delici güdümlü füzeler gönderiyorsunuz. Hesap ediyorsunuz. Müslümanları bunlar üçüncü kata aldılar veya birinci kata aldılar. Kafir askerleri ikinci katta duruyor. Biz güdümlü füzeyi ikinci kata yolladık ama ikinci kat vurulurken bina da yıkıldı. Müslümanlar da şehit oldu. Allah rahmet eylesin deriz. Yani bu onların bu e, hileleri ne yapmaz bizi? Onlara saldırmaktan geri koymaz. Anlaşıldı mı? Peki. Ve yukrahu ihracun nisai. Kadınları çıkarmak, cihada kadınları çıkarmak, vel mesahifi veya musafları götürmek mekruhtur fi seriyetin. Seriye 400 kişilik küçük birlikler halinde çatışma birlikleri göndermek, öncü birlikler göndermek gibi anlayabiliriz. La menu aleyha. Yani güven sağlayamayan, musaflara veya kadınlara koruyamayacak şekilde küçük bir birliğin içine kadınların karışması ve musafın götürülmesi, esir alınması veya musafın ele geçmesi gibi e, sebeplerden ötürü mekruftur. Hocam burada musaf şey mi, O zaman az bulunduğu için mi yoksa Yok. saygıdan mı? Saygıdan mi? ötürü. Kafirler musaflara hani hakaret etmesinler, saldırmasınlar diye. La fi askerin ancak ordunun asker deyince artık büyük ordu. Büyük ordunun içerisinde yu'menu aleyhi yani onları koruyabilecek şekilde e, güven tertip eden bir ordunun içerisinde e, kadın veya musaf bulunabilir. Hatta aleyhisselamın bazı cihatlarında kadınlar geri o planda su taşımak veya sahabenin pek çok fetih hareketinde kadınlar su taşımak, yaralıları tedavi etmek, burada antiparantez kendi mahremlerini hani hemşire vazifesi yok ya kadında zaten. Hemşire gibi her yaralıya koşmuyor. Kendi mahremlerine veya böyle bir vazifesi varsa da e, namahreme de ihtiyaç dahilinde tedavi için bakabiliyor mesela. Su taşımak, yemek pişirmek gibi geri hizmetlerde kadınlar kullanılabilir, gelebilirler bu noktada ama genç kadınlar gelemezler diyor fakihler. Çünkü ya, ordunun içerisinde genç bir kadının bulunması fitne olur ama yaşlı kadın gelip yemek yapabilir, işte su taşıyabilir veya e, tedavi yapabilir gibi bir fetva bulunmakta. Musaf da bulunabilir çünkü niye? Güveniyoruz. Hatta bakın burayı e, Fatma Aliye Hanım Anlıyor musun Fatma Ali Hanım'ı? Hiç 50 TL oldu mu senin? Bankonot 50 TL. Onun arkasında bir kadın fotoğrafı var. Fatma Ali Hanım o. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır o. Nisvan-ı Müslümin diye bir kitabı var. Orada e, Müslümanlara hani e, Batı'nın Müslüman kadına karşı e, Müslümanların kadına karşı değer vermediği iddiasını çürütmek için yazmış olduğu bir kitap. Orada hatta kitabın girişi şöyle başlar. E, İslam kadına Musaf kadar kıymet verir çünkü bir kadın eğer ordu onu koruyamayacaksa o orduda Musaf ve kadın bulunması mekruhtur der mesela. Böyle bir girişle başlar kitaba. Artık 50 TL'nin olduğunda aklına bu gelsin. F <laughs> Var mı 50 TL? Tamam. İnşallah olur. <laughs> i̇nşallah. İnşallah Yunus Emre'nin de olur. Peki. Ve la <Sessizlik> duhulu müstehmenin de İleyhim. Müstakmen neydi? eman almış yani pasaportla kafir beldesine giren, güvence alan kafirlerin veya bizim için de geçerli bu. Yani bize de gelen kafirlere biz müstetmen deriz. Eman almış, güvenlikle girip çıkabilecek bir kimseye denir. Yine velâ duhulu müstehmenin ileyhim. Bir müstehmenin ileyhim o kafirlere bir mushafin, musaf götürmesi de mekruh olmaz. Yani bugün Avrupa'ya gideceksin Hüseyin sen. Yanında Kur'an-ı Kerim götürebilir misin? Okumak için götürebilirsin. Çünkü niye? İnkânû yufûnel ahde. Onlar ahde. Yani sana verdikleri söze e, uyacaklarsa, sana zarar vermeyeceklerse, bunları eminsen. Bugün mesela sen Almanya'ya gidip gelsen, can güvenliğini, mal güvenliğini sana koruyacaklar mı? Pasaportla gidiyorsun çünkü mülteci değilsin. Evet koruyacaklar. Bu durumda e, musaf götürmen mekruh olmaz. Oldu mu? Ben mesela hocam buradan Suriye'den Almanya'ya kaçan bir adam göndermeyecek değil mi? Yani Tabii. Götürmeyecek. götürmeyecek. Ve nuhiye anil gadri. E, Gadr Aldatmak ama şöyle sözde yani sözünde durmamak manasında bu. Hani şimdi kafirlere karşı bizim bir takım sözlerimiz var diyelim. E, Ve hulul hulul de e, yine aldatmak manasında ama özellikle daha çok e, malları ile ilgili. Yani kafirlerin e, işte mallarına tasallut olmak veya kadır e, söz verip tamam bana teslim olursan sana zarar vermem diye ona ikna ediyorsun sonra öldürüyorsun mesela. Bu aldatmaktır. Oldu mu? Savaşta hile, yalan caizdir. O başka bir şey. Yani mesela İslam askerlerinin e, düşmanı yanıtmak için yalan konuşması caizdir. İşte Aleyhisselam'ın 10 bin tane asker ya, e, meşale yakması Mekke fetihinde. Halbuki bir meşale birlik için yakılıyordu. Aleyhisselam 10 bin birlikle geldiğim zanlı oluşsun diye böyle bir şey yapıyor Mekke fetihinde. Bu gibi aldatmalar mesela Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanice müdafasında çok ciddi böyle şeyler var. Kurgular var. Düşmanı yanıltan. Bunlar caiz, bunlarda problem yok. Ama teslim olursan dokunmayacağım sana deyip de teslim olduktan sonra öldürmek sözü tutmamak olur. Bu yasaklanmıştır. Aleyhisselam buna men etmiştir. Oldu mu? Veya işte mallarınıza talan etmeyeceğiz diye söz veriyorsun. Teslim oldun sonra 3 gün yağma veriyorsun. Olmaz. Yani sen çünkü mal ve can güvenliği verdin sonra malları tasallut ettirdin. Bu yanlış, bu yasaklanmıştır. Ve müsleti, müslede işte öldürüp kulağını başını falan kesmek. Hani işkence yapmak, kulağını koparmak, burnunu koparmak bunlar yasaklanmıştır. Ve katlimraatin kadın öldürmek. Ev gayri mükellefin veya mükellef olmayan çocuk öldürmek, deli öldürmek. Ev şeyhin veya yaşlı birini öldürmek veya burayı ruhban sınıfı da diyebiliriz. Yani şeyh yaşlı veya yani onların şeyhi olan ruhbanlar da aynı şekilde. Bir şehre girdin. Şehrin dışında manastır var. Orada adamdan haberebiliyor bile yok savaştan mesela. Onları öldüremezsin. Ev e ama veya kör, ev mukadin veya kötürüm, ev akta'l yumna veya sağ ayağı, sağ eli kesilmiş birini öldüremezsin. Çünkü niye? Zaten bu savaşamıyor ki. Kötürüm. Hani felçli, yürüyemeyen, yatalak. Şimdi hani, kör öldürülmüyor, falan da öldürülmüyor. Kim? Dilsiz falan. Yok, onlar savaşabilirler. Ama kör savaşamaz. Hani biz bunların sayarak ne yaptık? Hani e, Müslümana karşı silah taşıyabilecek insanları har. Taşıyamayacakları kenara koyduk yani. Oldu mu? Hulül. Nasıl? Gülül mallarına karşı yani şimdi ikisi de gadır da gülül de aldatmak ama gülül mal hususunda. Hani mallarına dokunmayacağım deyip mala tasallut etmek mesela. Oldu mu? Bir şey mi diyecektin? Şey hocam kadın ya, evet. O savaşmaya olur olurdum ya? Evet evet. Kadını, Gelecek. Şimdi bu illa ancak en yekune ahaduhum bunlardan bir tanesi kadiran alal qital. Savaşa gücü yeten birisi ise. Ya yani kadın ama savaşmış mesela. Adam kör ama mermi taşımış en azından diyelim. Oldu mu? Kötürüm ama bu sefer şey adam çok zeki. Kötürüm ama muazzam stratejik bir adam. Hani askere diyor ki şunu yapın, bunu yapın. Arkadan yön veriyor mesela. Bunlar öldürülür o zaman veza fil'arp veya savaşta bir e, savaş görüşü olan savaş tecrübesi olup da onlara akıl veren birisi olabilir. Evzamalin veya adam bunlardan bir tanesi ama çok zengin yahussu malını teşvik ediyor. Savaşana şunu vereceğim, savaşana şu kadar destek olacağım diye teşvik ediyor malıyla. Ev meliken veya bunlardan bir tanesi kadın veya işte kör kör neyse artık melikmiş. savaşa o tertip etmiş zaten. Bunlar ne yapılır? Öldürülür ve an yani yine e, nuhiye an yani yine men olunmuştur. Katli ebin kafirin. Kafir bir baban var senin düşman safında Sen Müslüman oğul olarak onu öldüremezsin. Çünkü baban senin dünyaya geliş sebebindir, varlık sebebindir. Sen babanın dünyadan gidiş sebebi olamazsın. Oldu mu? Hatta bunun Bedir'de bir e, biliyorsunuz aynısı yaşandı. Bu Hüzeyfe radıyallahu an babası e, Utbe bin Rebia ah. Utbe bin Rebi oradaydı. E, Hind'in babası olan hani. E, hatta Utbe Ebu Hüzeyfe'ye çık karşıma, çık karşıma diye mübarek teklif etti. Aleyhisselam yok dedi, sen gitme dedi. Hatta işte Hz. Hamza Utbe'yi şehit ettiğinde herkes Ebu Hüzeyfe'ye teselli için falan gelmek istedi ama o çok dirayetli bir şekilde duruyordu. Babasını öldürmek istiyordu yani o esnada. Ve an katli ebin kafir. <laughs> kafir bir babayı öldürmekten men edilir. Bel bilakis ye'ba el ibun ibni yani oğlu yüz çevirir. Liyaktulahu gayrahu. Onun yerine başkası babasıyla çarpışsın diye e, kaç, kaçmaya çalışır yani. Babasının bulunduğu kısımdan başka kısma kaçar. Oldu mu? İlla ancak in kasadel ebu katilahu. Baba ısrarla oğlunu öldürmeye geliyorsa, hani o benim oğlum, ancak ben öldürürüm diye baba hınçla oğluna saldırıyorsa, o zaman e, ve la yumkinuhu def ohu. Bunda e, kaçmak mümkün değilse, eğer babasının bu hareketinden saldırısından e, illa bil katli ancak savaşarak onu öldürerek bundan kurtulunacaksa o zaman oğul baba'yı öldürebilir oldu mu peki şimdi biz savaştık diyelim Kafirler diyorlar ki biz yenildik tamam kabul ediyoruz teslim oluyoruz dediler e, işte para teklif ediyorlar diyelim veya cüzuzu sulhuhum onlarla sulh yapmak caiz olur inka maslahaten lene bizim için fayda varsa savaşı sonlandırmak çünkü biz de zaten Uzak beldeye geldik. Asker yoruldu. Geri dönüşü var daha bunun. Kış mevsimi geliyor. Ordunun geri sahasının dönmesi gerekiyor. Savaş uzarsa masraflar çoğalıyor. şehitleri fazla verdik diyelim. savaşın bitmesine bizim de faydamıza diyelim ki bu durumda savaş bitmesi caizdir. Ve ahzu malin li ve bundan ötürü para almak da onlardan mal almak da tazminat almak da caizdir. İnlenâ bihi hacetun. Yani bizim o parayı almaya da ihtiyacımız varsa tamam savaşı sonlandırıyoruz bize para ödeyin deyip tazminatla dönmek caizdir. Ve huve kel cizyeti. Bu e, cizye hükmündedir. İn kâne kablen nuzuli bisâhatihim. Eğer kafirin tamam savaşmayın biz size para verelim teklifi. İn kâne kablen nuzuli bisâhatihim. Kafirlerin sahasına beldesine gelmeden önce olursa. Hani diyelim ki buradan orduyu biz çıkardık. Savaşı başlattık, ilan ettik. Onlar bize biz daha kafirlerin alanına gelmeden e, haber gönderdiler. Biz size çok ödeme yapalım. Yeter ki savaşmayalım dediler. Biz de baktık. Tamam teslim oluyorlar. İşte askerlerini dağıtıyorlar. Tehditleri kalmıyor. Bir de para alacağız onlarda. Onlar zayıflıyor. Biz güçleniyoruz deyip bu parayı kabul etmemiz caiz. Ama onların sahasına gelmeden bu para teklifi gelirse bu ne hükmündedir? Cizliye hükmündedir. Yani ne, ne olacak peki? Bu gelen paranın tamamı kimindir? Devletindir. Hazinenindir ve <laughs> kel Eğer onların sahasına ordu indikten sonra teslim olup işte para ödemeyi kabul ederlerse <laughs> ganimet gibidir. Gelen paranın beşte 4'ü askere dağıtılır. Beşte biri ne olur? Beytül Mal'a gelir. <laughs> Oldu mu? Çünkü orduyu ordunun gelmesinden sonra onların sulh teklifi ordu marifetiyle olmuştur. Peki. Ve def'ul mali liyusalihû Onlarla sulh yapmak için bizim para ödememiz la yecuzu illa li havfil helak. Yok olma tehlikesi olursa caiz olur. Yani savaşı kaybediyoruz ama e, savaş burada durursa evet biz e, veya işte savaş başlamadan onlar düşman üzerimize geliyor. Ee, savaşırsak ciddi zararlar göreceğiz ama hala varlığımız devam edecek diyeyim. Çok ciddi bir kötü bir durum olmayacak. Yok olmayacağız tamamen. Bu durumda şu parayı alın da biz size ödeme yapalım da bize savaşmayın denmez. Ancak bu orduyla karşılaşırsak tamamen yok olmak tehlikesi var. Bütün İslam aleminin veya oradaki Müslüman beldenin yok olma durumu varsa o zaman para evet. ödemek, para ödeyerek onların savaşı durdurması caiz olur. Oldu mu? Ve yusâ lehul Yine mürtetlerle de sulh yapmak caizdir. Mürtet kimdi? İslam olup, Müslüman olup sonra İslam devletinden baş kaldıran, Müslüman olmayı terk eden bir belde halkı. Ee, buraya asker gönderilir, çarpışılır, teslim olmaları istenir. Eğer bunlar da sulh yaparlarsa bidunu ahzı malin para almaksızın bunlar da sulh yapılabilir. Caizdir. Çünkü niye? Para almıyor. Çünkü bunlar yani şey değiller. Cizye ehli değiller. Mürtet ya İslam'a geri dönecek ya da öldürülecek. Bunlardan para almak bunları iyice küfrün eteğine iter. O yüzden biz bunları ne yapacağız? Baskıyla, korkuyla tekrar İslam'a döndüreceğiz bu hususta. Onları bu halde para verip kalın diyemeyiz yani onlara. Bu hususta e, onlarla para almaksızın sulh yapılır. Ve in ahaze ama para alınırsa da şayet la yuraddu iade edilmez. Tamam artık bir kere almışlar. Tamam bunlarla İslam'a girdiler. Tamam para bizde kalsın denir. Peki, sümme sonra in teraccaha en nebzu. Şimdi sulh yaptık ya biz kafirlerle. Ee, sizde ibare değil mi? Teraccaha değil mi? Evet, teraccaha. Sonra ne geliyor? En nebzu. En nebzu. Yani bizu ile yani. Bizu Sendeki ne geliyor? Aynı En nebzu mu geliyor sende de? Tamam. Şimdi e, sulh yapıldı kafirlerle ama daha sonra bu suç bize zarar vermeye başladı diyelim. Savaşmamız daha... ...faydamızda olacak. Böyle olursa... ...in taraccaha en nebzu... ...nebz yani şey demek... nebz ...ahdi bozmak, barışı bozmak demek. ...yen bizu ileyhim... ...onlara ahdi bozduğumuza dair... ...haber göndeririz. Yani halife... ...der ki biz artık size vermiş olduğumuz barış... ...sözümüzü bozuyoruz, savaş ilan ediyoruz denir yani. mesela Oldu mu? Peki ve men bada minhum onlardan hainlik olursa ya biz ahd e, sözleşme yapmıştık barış anlaşması imzalamıştık ve onlardan bir grup diyelim e, ahdi bozdular e, ne oldu peki o zaman ne olur kut ile fakat sadece onlarla savaşılır yani diyelim ki şöyle düşünün eski beldeyi düşünün biz macarlarla anlaşma yaptık Macar mesela diyelim ki işte e, bir tane şehir halkı veya köy halkı onlara bağlandı, onların ama onlar geldiler Müslümanlara. Sadece o belde halkındaki askerler toplandılar Müslümanlara saldırdılar. Macarların geneli anlaşmadan vazgeçmemiş. Sadece o belde, o küçük belde diyelim ordu onlar için gönderilir. Sadece onlarla savaşmaya gönderilir. Genel bir savaş başlatılmaz. Fakat sadece onlara gider. Vaikane bitfakiyim. Eğer bu saldırı ittifaklarıysa yani tüm kafirlerin anlaşma sağlayan kafirlerin tamamının görüşü ise ev bir izni melikihim veya onların krallarının izniyle olmuşsa kutilu şey, el bütün hepsiyle savaşılır tekrardan bila nebzin haber vermeksizin yani biz size ahdi bozduk savaşıyoruz ya haber vermeksizin hepsiyle savaşılır oldu mu? Ve evet. la silahun onlara silah satılmaz. Ve la haylun at satılmaz. satılmaz. Ve hadidun veya demir savaş aleti satılmaz ve lev bade sulhi sulhten sonra olsa bile ve la yechezu veya onlara bu şekilde bu tecihizat e, gönderilmez yani böyle bir kafile ticaret kervanı düzeltilmez. Yani burada aslında düşmanlar güçlenmesin diye Müslümanlara karşı silah e, noktasında ilerlemesinler diye ne yapılır onlara e, bu gibi silah veya Silah ham maddesi satmak caiz değildir. Mesela işte çelik satabilir misin İsrail'e bugün? Satamazsın, caiz değil. Çünkü Müslümanlara kullanıyor. Yani biz bugün şu an işte e, İsrail ordusuna maddi destek veren McDonald's'ı, Coca-Cola'yı konuşuyoruz diyelim. Ama diğer taraftan e, bunlar maddi destek veriyorlar, dolaylı destek veriyorlar. Ama diğer taraftan bir tane firma var, çatır çatır çelik satmayı devam ediyor İsrail'e. Bunlar nerede çelik kullanıyorlar? Silah yapım, yapımında kullanıyorlar, Müslümanlara saldırıyorlar. Asla caiz değildir veya bir Müslüman, kafir bir memlekette yaşayan bir Müslüman onların silah fabrikasına çalışabilir mi? Bu silahlar eğer o devlet Müslümanlarla savaş halindeyse savaş çalışamaz. Çünkü üretilen silahlar Müslümanlara kullanılıyor. Ama barış zamanındaysa mekruh olmakla beraber çalışılabilir denir. Evet. Ve sahha emanu hurrin ev hurretin hür veya hür bir erkek veya hür bir kadının Müslüman bir kadının Kafiran bir kafire eman vermesi yani güvence vermesi benim sorumluluğumla benim korumam altında diye Müslüman devletine ben bu kafire eman verdim ee, benim güvencemde memleketimize gelip gidebilir diye güvence vermesi sayıktır ev cemaaten veya bir topluluğa ev ehle hisnin veya bir kale halkına bir şehir halkına tamamen bir Müslümanın şu kafir beldedeki köydeki Herkes benim güvencem altındadır. Onlara ben eman veriyorum. Müslümanlar bunlara saldırmasınlar diye bir eman vermesi caizdir. Ve harrume katluhum bu durumda onlara savaşmak caiz olmaz. Fe inkâne fihi dararun. Ama bu emandan ötürü zarar varsa, yani bu kişi evet verdi böyle bir şey ama Müslümanlara zarar veriyor bunlar. Hani biz artık Müslümanlar bize saldıramazlar diye. Bunlar el altından kafiri destekliyorlar diyelim mesela. Böyle bir zarar olursa Nubize ileyhim. Bu onlara karşı bu ahd bozulur. Ahdi bozduğumuza dair haber göndeririz. Ve uddibe ve bu e, böyle bir hain topluluğa e, eman veren Müslüman da bulunur. Bir daha böyle hani sıkıntılı gruplara eman verme diye bu güvenceyi kullandırma diye tehdi bulunur. Yok. Herhangi bir Müslüman verdi ya. Onunla. Evet. Yani, yani, herhangi bir Müslüman verebiliyor mu? Yani aslında ben yet şöyle devlette de yetki sahibi olan biri bunu yapar aslında. Yoksa devlet bugün yani her, herhangi bir vatandaşın e, biraz zor yani. Mesela şey gibi düşünebilirsin bunu. Mesela bazı e, bürokrasideki insanların böyle şeyleri oluyor. Nüfuzları oluyor. Şimdi mesela milletvekili dokunulmaz değil mi? Milletvekili arabasına koyuyor üstü. Her yere götürebiliyor. Ara, arabası aranmıyor mesela nasıl olsa. Bunun gibi bir şey düşünebilir yani burada. Peki velaga emanu zimmiyin ama zimmi bir kimse bizim topraklarımıza yaşayan bir zimmi ev esirin veya esir ev tacirin veya tacir bir kimse aynı indahum onlara eman verirlerse şayet bu geçersizdir. Ne? Eğer böyle bir eman verirse bu geçersiz olur. Çünkü niye? E zaten onların emanlarını büyük yok ki? Yani siz kimsiniz de Müslüman devletine böyle bir eman veriyorsunuz? Vakaza aynı şekilde emanu men esleme bir adam var Müslüman olmuş velem yuhacir ama İslam beldesine gelmemiş yani Almanya'da bir adam Müslüman oluyor diyelim İslam beldesine gelmiyor Almanya'daki kafirlere eman veriyor diyelim. Bir de sen daha bize gelmedin ki bizim memleketimize gelmediğin için senin vermiş olduğun eman da geçersizdir. Ev mecnunun ev sabiyyin ev abdin gayre mezunin bil qital veya işte delinin çocuğun savaşla savaşa, savaşa e, izin almamış bir kölenin vermiş olduğu emanlarda nedir yine aynı şekilde geçersizdir. Yani bu eman konusu biraz daha günümüzde güncelde çok yeri olmayan bir konu. ama... Müslümanlar aynı Değil. mi hocam? değil Bir de şöyle bir şey de var yani. Ee, ancak mesela şöyle bir şey olabilir. Ee, vize serbestisi olmayan vizeyi zor mesela diyelim ki zorla yani çok zor vize verdiğimiz bir ülke var. Sen ancak işte oradaki e, bir gelecek olan kişiye veya bir grup bir gruba. Hani bunların Türkiye'de şu, şu kadar zamanda kalmasına e, sorun çıkarmayacağına, bunların bu süreçteki konaklama gibi noktaların hepsini üstlendime dair e, bir sorumluluk alıyorsunuz. sen mesela bugün nöteden, önceden hani Türkiye'ye herkes rahat rahat gelip gidemediği dönemler, bizimin sıkıntılı hani zor verildiği dönemlerde e, mesela böyle oluyordu. Hatta biz mesela işte Özbek, Türkmen talebelere, okuyabilsinler diye böyle ben çok vermişimdir noterden. İşte benim misafirim bende kalıyor burada şu kadar süre boyunca benim misafirim olarak ve bunun günü geldiğinde de ülkesine dönmesini sağlayacağıma dair bir güvence veriyordum mesela ben. Teminat veriyordum. bunun gibi bir şey aslında buradaki amanda. Tamam? Vain de Muhammedin rahimehullah İmam Muhammed diyor ki yecuzu emanuhuma bu kölenin ve çocuğun de geçerli olur e, ondan eman vermesi çünkü e, velilerinin iznine tabi... velilerin izniyle olur bu gibi bir görüşü var ve bu Yusuf meahu fi rivayetin bir rivayete göre İmam Ebu Yusuf da İmam Muhammed gibi e, kölenin veya sabi'nin de e, vermiş olduğu emanın geçerli olduğunu söylemiştir peki oldu mu burada kalıyorum var mı soru buraya kadar babul ve kısmetha ganimetin taksimi ile ilgili bir konu başlayacak sonrasında buyurun Şimdi, işkence e, yasaklanmış dediğiniz de öyle ha hı hı, hı, -hı, hı, -hı. Için mesela böyle. bu bu müsle kafiri aldın esir aldın öldürdün ya da öldürdükten sonra geride kalanlara korku olsun diye gücünü göstermek için kulağını filan kesiyorsun bu evet. yasak ama bir esir var kritik bir noktada bir rütbedeki bir esiri adamı esir aldınız konuşturmak için biraz canını yakabilirsin yani düşman hakkında malumat almak adına biraz canını yakabilirsin bu siyaseten buna fetva verilir dediniz ya arap olup İslam devleti öldürüyor evet bu savaşta mı tabi yani normalde yok canım. Evet yani şöyle İslam devleti ee, siyaseten aslında şöyle yani bu bugünümüzde yok zaten e, bu hukuk günümüzde işlemiyor ama o cihadın e, İslam devletinin fetih döneminde e, Arap Yarımadasında hakim olurken Kutberes Arap kavminden cizye almıyorlardı ya İslam'a giderseniz size öldürürüz diye bir hukuk uygulanıyordu. Onlardan cizye alınmıyordu yani. Araplara özel bir hüküm bu. Günümüzde Arap Hristiyan olabilir. Bak Arap Hristiyan veya Arap Mecusi olabilir. Ama putperest Arap olamaz o topraklarda. Tamam. Peki. Burada kalıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.